İzmir'in Ege'den Türkiye ve Dünya'ya açılan tek televizyonu TV35 ekranlarından hepinize kucak dolusu sevgiler gönderiyoruz. Ben Mustafa Ali Fırtına ile Menderes Fırtınası'nda bu hafta birçok kadının ilgisini çekeceğini düşündüğüm bir girişimcilik hikayesini ele alacağız. Ve stüdyo konuğum kadın girişimci Sayın Bedirhan Uslu. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk Mustafa. Az sonra o sizin reçel hikayenizi alacağız, ele alacağız ama öncesinde şöyle başlamak istiyorum. Bir kadın olmanın hem sosyal yaşamda hem iş hayatında zorluklarından bahsedecek olursak Bedirhan Uslu bu konuda neler söylemek ister? O zaman o can alıcı hikayeyle devam edelim. Tamam. Şimdi cebinizde 50 lira para evet. var. Ve bu parayla pazara çıktınız. Şöyle evet. birkaç parça eşya alıp koyuldunuz reçel yapma işine. Aynen. Şimdi neden örgü, dantel vesaire değil de reçel? Bu hikayenin içerisinde hiç umutsuzluğa düştüğünüz bir an oldu mu? Yani oldu. Nereden girdim bu işe? Ya da acaba başaramayacak mıyım gibi sorulara kendi kendinize muhatap oldunuz Tabii mu? Tabii ki oldu. Kooperatifler öyle önüne gelen ürüne de sahip çıkmazlar. Kesinlikle. Kooperatifler için en önemli durum, o dediğiniz kalite. Tabii. Bunun da ötesinde zaten kaliteli olmak bir ön sebep, ön koşul. Bunun da ötesinde hesaplı olması gerekiyor. Eğer bir kooperatif size yer verecekse. Tabii. Bu anlamda hem hesaplı hem de kaliteli olmayı başarabilmiş olsanız gerek ki kooperatiflerde de yer buluyorsunuz ve ben anladığım kadarıyla da kooperatifler aracılığıyla birçok belediyede de ürünleriniz kullanılmaktadır. Hem tanzim satış yerlerinde Aynen hem de öyle. Kafeterya tarzı kahvaltı salonlarında bunlar uygulanmakta. Peki sosyal bir proje olarak kadınlarla çalışmak istiyorum dedi. Aynen. Orası da önemli. Çok. Yani böyle bir hayaliniz mi var? Kadın çalışan bir fabrikamız olacak bizim. Yüklemeyi, pazarlamayı... Olmasını düşünüyor musunuz? Olacak mı? Olacak. Olacak, evet. Olacak. Yani hedefim o. Neyi hedefliysem o yolda yürüyorum. Siyah giydirme arabalarım olacak. Firmamın ismini söylememde bir sakınca Tabii. Dolunay Reçel siyah bir şekilde kadın şoförlerle beraber dağıtımını yapacaklar. Dağıtımcılar da Dağıtımcıların kadın. Dağıtımcıların da kadın olacak. Erkek istemiyorum açık konuşmak gerekirse. Ben çıkayım siz programı yapın. Yanlış anlamayın bizi lütfen. Yanlış anlamayın. Yani siz sorular burada. Fena oldu. Firmam için konuşuyordum tamam. diyormuşum ben. Siz soruları sorun cevabını da verirsiniz. Güzeldi. Firmam için konuşuyorum. Hani biz reçeli hep tatlı diyebiliriz ama sizin ürün portföyünüzde ben acı biber reçelini bile Aynen. gördüm. Aynen. Hani bu nasıl olabilir? Zaten bunu merak ediyordum. Bunun dışında yine reçel çeşitlerini sizden alacağız. Çünkü çok değişik özellikle süt reçeli gibi böyle adını ben daha önce duymadım. Belki birçok insan biliyordur ama benim pek karşılaşmadığım işte portakal kabuğu reçeli gibi. Evet. Bu tarz portföyünüzde ürünler var. Bir de size özel, sadece size özgü bir ürün var mı? Onu da merak ediyorum. Hem bunları alalım detaylı olarak hem de size özel olup olmadığı ile ilgili de bilgi alalım. Seviyorum. Reçete size özel anladığım aynen. kadarıyla. Yani bu bir sır gibi bir şey. Aynen bazı öyle. Kısımları. Bazı kısımları evet. Fakat ama şimdi bizi izleyen hanımlara bir jest yapabilirsek, yani şöyle bir tüyo verecek olursak, şunu şöyle yaparsak böyle olur ya da işte şunu katarsan efsane olur diyebileceğimiz küçük bir tüyo var mı bu programa? Evet, programdan yani. Sonra herkes reçelciliğe başlıyormuş. Ay ne mutlu. Herkesin nasibi ayrı. Başarabilene ne mutlu. Destek gerekirse gereken bütün destek. Ben zaten yarın başlıyorum. Hoş geldiniz rakibim. Hoş bulduk. Evet. Bu programda biz başarılı bir kadını konuştuk ama her başarılı erkeğin arkasında başarılı bir kadın var derler yani. Her başarılı kadının arkasında da başarılı bir erkek vardır. Biz o erkekten de bahsetmeden kapatmayalım bu. Eşim, yani eşinizin desteği de önemli. Saygıdeğer bir eşim var, müthiş bir eşim var. Biz erkekler öyleyiz zaten. Göreceli bir kavram demek evet, istiyorum. Çok tamam. özür dilerim ama göreceli tamam. bir kavram. Evet. Eşim bu dünyadaki cennetliyim. Söylediğiniz ama kadınlara yineleyecek olursak ya da ekleyecek olursak, kadınlar özellikle son dönemde işte İstanbul Sözleşmesi ile ilgili yaşananlar, kadına şiddet olayları, kadın cinayetleri. Bu anlamda da önümüzde bir örnek var. Yürüyor, inandığı yolda yürüyen Aynen. bir kadın girişimci var. Zorluklara takılmadan kendi emin adımlarıyla yol alan bir kadın girişimcimiz var. Şu anda kıyıda köşede umudunu yitirmiş, yani hayattan bir beklentisi kalmamış ya da
hüzünlü bir şekilde bizi izleyen biri var belki. Onun hayatına dokunmak gerekirse buradan ne söylemek isteriz? Ne söylemek isterim biliyor musunuz Mustafa? Bir tarhana çorbasıyla karnınızı doyurabiliyorsunuz. En zengin bir tabak yemekle doyuyor. En fakir de bir tabak yemekle doyuyor. Önemli olan önünüzdeki tabağın ne kadar zengin olduğunu bilebilmektir. Benim bir müdürümün hanımı vardı Selma ablacığım. Kulakları çınlasın bana derdi ki Bedirhan yukarıya bakma. Aşağıya bak ki mutlu olabilirsin derdi. Evet bu çok doğru bir cümle. Evet. Aşağıya bakacaksınız ki şükretmesini bileceksiniz. Hedefinizi koyduğunuzda zaten yukarı çıkıyorsunuz. Buradan bütün kadınlara yukarıya bakmayın. Evet herkes yüzük, pırlanta, en güzel hayat isteyebilir ama öyle bir hayat yok. Siz çalışırsanız, mücadele ederseniz, yürürseniz, okursanız, kadınlar okumalı, okuduklarını çocuklarına lanse etmeli, sahip çıkmalı. Okuyan kadın kocasına da çok iyi bakan kadındır, çocuklarına da çok iyi bakan kadındır. Her akşam 50 sayfa okumadan yatağıma girmiyorum. Her gün yarım saat spor yapmadan kesinlikle hayata atılmıyorum. Her gün bir duam var. O duamı okumadan hayata yürümüyorum. Bunlar beni güçlendiren, yürüten işler. Zaten hayatı öyle bir omuzluyorsunuz ki. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. 35. Evet. Mustafa Fırtına. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Herkese çok teşekkür ederim. Sağ olun. Yüreğinize sağlık. Çok umarım yürüdüğünüz yolda nice başarılara imza atar ve o hayalini kurduğunuz o kadın ağına ulaşır. O kadın üretimine ulaşır. Ulaşacağım. Bu sosyal projeyi de hayata geçirir. Kendinizden sıkça söz ettirirsiniz. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili izleyenler ben Mustafa Ali Fırtına ile Menderes Fırtınası'nda bu hafta konuğumuz bir kadın girişimci oldu. Sayın Bedirhan Uslu'ya anlatımları için teşekkür ediyoruz. Yeni bir haftada, yeni bir programda, yeni bir konu ve yeni bir konukla tekrar buluşmak üzere hepinize hoşça kalın diyorum.